Selamlar sevgiler ben Berk. Margin Trade eğitiminin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda BitMEX Margin Trade platformunu tanıyacağız. Öncelikle eğer BitMEX sitesine üye değilseniz ilk videoda bahsettiğim üzere videonun açıklama kısmında bulunan link ile üye olmanız halinde BitMEX platformunda geçerli 6 ay boyunca komisyon ödemelerinde %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sizi bir kayıt ekranı karşılayacak ve gördüğünüz gibi 6 ay boyunca %10 komisyon indiriminden yararlanabileceksiniz. Bitmex'e para yükleme ile başlayalım. Siteye giriş yaptığınızda account ve deposit butonlarına bastığınızda karşınıza bir bitcoin wallet adresi çıkacak. Bu adrese sadece bitcoin göndermeniz gerekiyor. Bitmekse sadece Bitcoin gönderebilirsiniz. Eğer Bitcoin dışında başka bir coin göndermeyi denerseniz paranız kaybolacaktır. Bunu unutmamanız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Bitmekse Bitcoin dışında başka bir coin göndermemelisiniz. Sadece Bitcoin depoziti yapabilirsiniz. Bunun dışında minimum gönderim tutarı 0.001 Bitcoin'dir. Bunun altında yani 10.000 Satoshi'nin altında bir rakam göndermeye çalıştığınızda yine hesabınıza geçmeyebilir. Bitmex sitesinde sadece Bitcoin tutabilirsiniz. Bu sitede paranızı dolara ya da Tether'a çeviremezsiniz. bu da önemli bir nokta. Fakat dolara geçmek istediğinizde yine Bitmex'te short kontrat alarak, birebir short kontrat alarak dolara geçiş yapabilirsiniz. Son nokta olarak da Bitmex'in bütün cüzdanları soğuk cüzdandır. E, paranızın internet ile teması kesilir yani BitMEX'e para yüklediğinizde paranızın internetle bir bağ kalmaz ve cold wallet'a yani soğuk cüzdanlara aktarılır paranız ve e, güvenli bir şekilde saklanır. Geldik para çekimine. bitmekten para çekmek için yukarıda bulunan menüden account ve sol taraftaki menüden de withdraw seçeneğini seçerek e, giriyoruz ve karşınıza şu şekilde bir ekran çıkıyor. Destination adres yazan bölüme Bitcoin göndermek istediğiniz cüzdan adresini yazıyorsunuz. Amount yazan kısma ne kadar Bitcoin göndermek istediğinizi yazıyorsunuz. Eğer Withdraw All butonuna basarsanız bakiyeniz yani e, hesabınızda bulunan tüm bakiyeyi bu şekilde çekebilirsiniz. Bitcoin Network Fee'yi kendiniz ayarlıyorsunuz. E, default olarak 0,001 olarak geliyor. Aşağıda bir uyarı var. Ee, biz 0,001 olarak vermenizi tavsiye ederiz. Fakat en az 0,002 de kabul edilir diye bir uyarı var. Two Factor Token dediği e, Authenticator kodunuzu buraya girdiğinizde ve Submit butonuna bastığınızda e, size bir e, onay maili gelecek. Kayıt olduğunuz mail adresinize bir onay maili gelecek. O maili onayladığınızda Bitcoin çekim talebiniz onaylanmış olacak fakat çekmek istediğiniz her anda BitMEX'ten para çekemiyorsunuz. Demin bahsettiğim Bitcoin'lerin soğuk cüzdanda saklanmasından dolayı her gün UTC saatine göre saat 1'de blockchain ağına gönderiliyor BitMEX'ten çekim talepleri. Bu çekim talebiniz gerçekleşene kadar ana sayfada üst barda bir iptal etme butonu göreceksiniz. O butona basarak blockchain ağına gönderilmeden paranız dilerseniz bitcoin çekim talebinizi iptal de edebilirsiniz. Bu da e, sitede, siteden hesabınızın hacklenmesi durumunda hesabınızdan para çekilmesinin önüne geçilmesi için aslında güzel bir güvenlik önlemi. Geldik pozisyon açmaya. Öncelikle siteye girdiğimizde üst tarafta trade edilebilir kontratları görüyorsunuz. Burada sol tarafta kontrat detaylarının yer aldığı bir menü yer alıyor şimdi limit emrine tıklayarak bir pozisyon açalım örneğin şu an bitcoin 6334 dolar seviyesinde bitcoinin 6434 dolar seviyesine geldiğinde aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsak eğer 6434 yazıyoruz limit price'a ve quantity yazan kısma ne kadarlık kontrat almak istediğimizi yazıyoruz aşağıda kaldıraç oranımızı ayarlıyoruz. Örneğin ben bu pozisyonu 10x ile açmak istersem 1000 dolarlık bir kontrat için 0,0160 XBT yani 0,0160 Bitcoin ödemem gerekiyor bu kontratı satın almak için. Eğer kaldıraçı 25x'e çekersem ödemem gereken marjin miktarı da azalmış olacak. 10x yapalım ve sell short butonuna basıyorum. Sell short butonuna bastığımda Kontratımın detayları yer alıyor. Burada önemli olan nokta estimated liquidation price dediği e, likide fiyatımız. Eğer ben bu short kontratı açtığımda Bitcoin fiyatı 7080 dolara yükselirse, yani ben düşüş yönlü bir işlem yaparken fiyat yükselmeye devam ederse 7080 dolara ulaştığında pozisyonum likide olacak ve şuradaki costum karşısındaki 0,0157 Bitcoin'i kaybetmiş olacağım. Sel butonuna bastığımda pozisyonum için emrim girilmiş durumda. Dilersen bu emri üzerine tıklayarak yukarı ya da aşağı yönlü hareket ettirebilirim. Eğer Bitcoin için anlık bir emir açmak istiyorsak bu sefer limit emrinden değil market emrini seçiyoruz. Ve Bitcoin'in şu an bulunduğu fiyatta markette o sırada 1000 dolarlık kontratı satan ee, en iyi tekliften kontratımızı yine açabiliyoruz. Burada mesela buradan buraya gidene kadar bir long kontrat açmak istediğimizi farz, ed farz edersek buy market butonuna bastığımda yine kontrat detaylarım geliyor. Likide fiyatım bu sefer 5777. Ee, bu kez long kontrat alıyoruz. Buy butonuna bastığımda kontratım satın alınmış oluyor. Gördüğünüz gibi aşağıda kontratımı açtığım zaman eğer longsa şurada yeşil bir e, çubuk yer alıyor. Kontrat büyüklüğüm e, kontratımın değeri 10x ile açtığım için e, ödediğim marjinin 10 katı büyüklüğünde bir kontrat değerim var giriş fiyatım yer alıyor yanında onun yanında şu anda marketteki bitcoin fiyatı mark price onun yanında da likide fiyatım yer alıyor e, unrealized pnl dediğimiz şey realize edilmemiş zarar ya da kar onun yanındaki de realize edilmiş kar ya da zarar burada 0.001 olarak gözüken benim bu pozisyonu açmak için ödediğim komisyon. Bu pozisyonu kapatmak istersem iki yolla kapatabilirim. Bunlardan bir tanesi bu pozisyon long kontrat olduğu için giriş fiyatım 6.325. Buraya 6.380 yazıp örneğin close butonuna bastığımda, bakın gördüğünüz gibi buraya emrimi kapatmak için bir emir daha girildi. Şu butona basarak bu emri iptal ediyorum. Yine dilersem bu pozisyonu o anki marketteki en iyi fiyattan kapatmak için de market butonuna basıyorum. Ve market close position'a tıkladığımda pozisyonum e, kapanmış oluyor. Gelelim stop emrine. E, stop marketle başlayalım. Stop market e, buradan yine bir long kontrat açtığımızı düşünelim. Ve fiyatın e, 6238 dolar seviyesinin altına sarkması halinde düşüşün devam edebileceğini ve Bizim burada zararımızı durdurmamız gerektiğini düşünüyoruz. 6.234 dolara set sell stop butonuna bastığımda yine bir detay menüsü geliyor. Onayladığımda gördüğünüz gibi buraya stop emrim girilmiş durumda. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa benim kontratım zararda zararlı bir şekilde bozulacak. Fakat Bitcoin'in aşağı doğru devam etmesi halinde ben aslında daha büyük bir zarardan korunmuş olacağım. Stop limit emrinde ise iki tane fiyat belirliyoruz. Bunlardan bir tanesi tetikleme fiyatı, stop price dediğimiz. Bir de limit price yani hangi fiyattan kontratımızın bozulmasını istediğimiz fiyat oluyor. Stop emrini, stop market ve stop limit emrini sadece pozisyonumuz varken değil pozisyonumuz yokken de kullanabiliriz. Örneğin fiyat burada ve biz 6.427 dolar geçilirse işleme girmek istiyoruz. Orada bir direnç var. Onun üzerine çıkılması halinde fiyatın yükselmeye devam edeceğini düşünüyorsak buy stop açarak buy stop koyarak mesela buraya 6.442'ye 6.442'ye set buy stop dediğimde gördüğünüz gibi şuraya bir stop emri girdi. Bunun limit emrinden farkı ne? Şu eğer ben limit emri açarken 6.442 yazarsam değer yerine fiyat daha henüz 6.275 deyken bana 6.442'den kontrat satmış olur. Fakat ben burada emrimi buraya girerek buy stop emri koyarak fiyatın sadece bu seviyeyi geçmesi halinde işleme giriyorum ve aslında bir nevi direnç geçildikten sonra işleme girip kar etme olasılığımı belki birazcık daha artmış arttırmış oluyorum. Aynı işlemi aşağı yönlü de gerçekleştirebilirim. 6240 dolar seviyesinin altına sarkması halinde fiyatın düşmeye devam edebileceğini düşünüyorsam eğer set sell stop dediğimde gördüğünüz gibi satış emrim buraya girildi. Satış stopum. Eğer fiyat bunun altına sarkarsa ben bir short işlemi açmış olacağım. Ve Potansiyel bir e, kar imkanım olacak. Aynı anda birkaç tane emir girebiliriz. Örnek vermek gerekirse bu emir geçerliyken. Buraya aşağıya 6127'ye bir de e, 6127'ye bir de long emri girebilirim. E, buradan e, short işlemi açıldıktan sonra triggerlandıktan sonra aşağıdan tekrar long işlemi açabilirim. Ya da e, Yine bunun üzerine bir emir koyarsam bu long işlemi açıldıktan sonra buradan e, bir short işlemi de açabilirim. Bir konu daha, e, pozisyonu kapatmak için sadece şuradaki close emrine değil e, açmış olduğumuz pozisyon büyüklüğünce ters bir pozisyon açtığımızda da pozisyonumuzu kapatabiliriz. E, örnek vermek gerekirse buradan bir long kontrat aldım ve e, şuraya geldiğinde bu pozisyonumu kapatmak istiyorsam eğer 6397 Yine limit emrinden 6397 yazıyorum buraya. Ve set sell e, short dediğimde e, gördüğünüz gibi şöyle biraz açayım. Buradan açmış olduğum longu yine aynı büyüklükte bir short kontratla e, kapatabiliyorum. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. E, aklınıza takılan sorular olursa bu videonun altına e, yorum olarak yazarsanız e, gördüğümde mutlaka cevap veriyor olacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.